Selamlar herkese, kanalımın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte incehesap.com sponsorluğunda bir oyuncu sistemi topladık. Sizlere onu göstereceğim. Ayrıca sistemin fiyatını merak ediyorsanız da ben anlatırken açıklama kısmına bir adet link bıraktım. Hemen oraya tıklayabilirsiniz. Buyurun biz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar sistemimizin fiyatı özel olarak ayarlandı. Başlangıç olarak işlemciyi seçtim. Ben kendime işlemcimiz i3 13100F modeli. Arkadaşlar normalde 4 çekirdekli fakat 8 iş parçacığı barındırıyor bünyesinde. 12 MB 53.1 belleği bulunuyor. Ve hız olarak da 3.40 GHz'lere kadar çıkabiliyor kendisi. Günümüzde özellikle e-spor oyunları için optimize edilmiş uygun fiyatlı oyuncu sistemlerinde sıkça karşılaşıyoruz. Gelin isterseniz geçelim şimdi de sistemimizin kalbi olan ekran kartına. Değerli arkadaşlar ekran kartımız MSI GeForce 4060 modeli. Bu model aynı zamanda OC model yani fabrikasyon olarak hız aşıtmaları yapılmış durumda. 8 GB'lık bir belleği var. 256 bitlik de bir değeri var. Şimdi bu 8 GB ve 256 bit bize şunun sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu kart zaten oyunlarda herhangi bir sorun, problem vesaire çıkacağını düşünmüyorum. Fakat gündelik hayatta profesyonel işlerinizde çok ağır olmayan render işlerinizde işte böyle bir YouTube kanalınız vardır. Onun renderlarında, kurgularında falan filan da sizi üzecek bir kart değildir. 8 GB, 256 bit bu değerler gayet güzel. Kartımızın tabii ki de RTX desteği var. Bu kartla ilgili çok fazla konuşmayacağım arkadaşlar. Yine çok fazla kullanılan bir kart. Zaten şimdi hemen oyun testine geçeceğiz. Bundan sonra hemen size işlemciyle ekran kartını söyleyeyim. Bir oyun testine geçelim dedim. Buyurun bir oyun testimizi görelim. Champagne belly bubble still won't go away. Last year my best man hit a stain with bare face. Now he's got a LB on the water's cold case. I wake up with pain some time and never go away. Wonder why I balance on my knees when I pray. In my city gritty gotta keep it on your waist. Or you might be a victim, they'll find you DOA. I can't lie, really been addicted to you. All of my attention I've been giving to you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. Caught up in my feelings, I got feelings for you. On my mind, I can't lie. On my mind, I can't lie. Pull you down till you dry. Evet, oyun testimiz sonuçlandı. Rakamsal değerleri ekranda gördük. Bütün oyunları ultra ayarda, en yüksek ayarlarda oynadım arkadaşlar. Oynarken de herhangi bir takılmayla, sıkılmayla falan filan karşılaşmadım. Gayet keyifli bir oyun deneyimi yaşadım. Bir de değerli arkadaşlar, biliyorsunuz İncehesap da artık bilinen bir şirket ve sektörde tam olarak 15. yılını doldurdu. Bu bağlamda firma tarafı 15. yılına özel olarak sadece sistemlerde değil, tüm kategorilerinde bir sürü ciddi indirimler yapmış durumda. Geç olmadan linke tıklayabilirsiniz. O da açıklama kısmında. Şimdi biz sistemimize devam edelim. Gelelim anakartımıza. Anakartımız MSI Pro H600M eDDR4 modeli arkadaşlar. 3200 MHz'e kadar RAM desteği bulunan bu anakartta Intel H610 Yonga seti kullanılıyor. Bunların haricinde USB 3.2 bağlantı noktası da bulunan bu anakartta değerli arkadaşlar SATA 3.0 portları ve M.2 portu da yer alıyor. Yani şöyle bir genel olarak bakacak olursak arkadaşlar sistem gerçekten oyunlar için optimize edilmiş durumda. Aslında bana soracak olursanız 1080p oyunlarda çok daha iyi çalışır fakat hani ben tam güç zorlayalım diye oyunların hepsinin yüksek ayarlarda oynadım. Tekrar belirteyim. RAM'lerimizden de bahsedeceğim. Çünkü RAM kısmı da gayet iyi olmuş arkadaşlar. 2x8 toplam 16 GB 3200 MHz bandında çalışan 2 adet RAM tercih edilmiş. SSD'miz Adata'nın 500 GB'lık modeli. Şimdi şöyle bir durum olabilir. 500 GB başlangıç için size az gelebilir. Yanına bir tane de hard diske takabilirsiniz. Fakat ilk aldığınız anda gayet yeterli bir SSD. Kasa modelimizde Hyperzo diye bir tane markadan değerli arkadaşlar. Üzerinde 500 Watt'lık 80 Plus sertifikasına sahip bir adet güç kaynağı bulunuyor. Şimdi sistemi şöyle bir derleyeyim toplayayım arkadaşlar. Oyun testlerini de gördük. Oyun testleri gayet başarılıydı. Sonuçlar tatminkardı. Sistem parçaları anlamında ise fiyatına bağlı kalmak için gayet güzel bir şekilde optimize edilmiş. Siz de bu fiyattan bu sistemi satın almak isterseniz bu arada videonun sonuna da geldim. Açıklama kısmına bir adet link bıraktım değerli arkadaşlar. Oraya tıklayabilirsiniz. Bu videomuz da bitti. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.